Donald Trump ya da işte Netanyahu karşı darbe olur mu başlığı ilginç bir başlık. Bunu yine ana akım medyadan birisi bir televizyon kanalında tartışmaya başladılar mesela Amerika'da darbe olur mu? Ben Donald Trump'ın 2016 yılında seçimleri kazandığında da aynı tartışmanın yaşandığını biliyorum ve bunu da bir televizyon programında bir şeyde işte ana akım medyada tartıştık. O zaman da söyledim Amerika'da kolay kolay darbe olmaz. Yani tutup yani Trump seçimleri kazandı. E, bu darbe yapalım gidelim. Ha bunun yerine ha sokak hareketlendirilebilir. O da şu anda gözükmüyor çünkü seçimden hemen sonra bir iki eyalette böyle bir girişimde bulundular. Bunun başarılı olmadığını gördüler çünkü Donald Trump seçimleri ezindi, ezici bir çoğunlukla kazandı. Yani şimdi böyle bir figürü niye durup dururken taşkınlık olmadan Böyle işte gelsin Pentagon ordu efendim darbe yapsın görevden alsın. Böyle bir şey olursa Amerika'nın tırnak içerisinde demokrasi ihracı, demokrasi dillendirmeleri tamamen fiyaskoya dönüşür ki kimse de artık Amerika'ya demokrasi falan filan dediği zaman inanmaz. Ben kısacası Donald Trump'a karşı bir darbenin olacağını asla inanmıyorum. Ama şu var. Şimdi burada tartışılması gereken şey şu. Donald Trump bugün itibariyle Mesela Demokrat Parti'den, Demokratlardan Joe Biden'dan çok daha fazla Siyonist lobi ile birlikte çalışan ve İsrail ile yakınlaşan bir kişi. Amerika'yı Siyonist lobi esir almış durumda ve Siyonist lobinin şu anda en önemli kozu Donald Trump. Niye devirsinler ki? Pentagon'a baktığınız zaman işte küreselciler, ulusalcılar, bir de orada İsrail yanlısı Siyonist lobi. Yani bu Siyonist lobinin dediği oldu. Donald Trump'a ciddi destek verdiler. Halk bazında verilmeseler de özellikle iş adamları yani Amerika'nın zengin milyarderleri Trump'ın yanında yer aldı. Birazdan bunu da konuşuruz. Ama darbe konusunu İsrail ile ilgili de söyleyecek olursak şu. Bak Netanyahu'nun durumu farklı. Donald Trump'tan farklı. Çünkü orada e, Netanyahu'ya karşı bir oluşum var. Geçtiğimiz haftalarda e, gözden kaçtı. Netanyahu'nun ofisine baskın yaptı. Yani şimbet ee, İsrail iç istihbaratı ve Ordu istihbaratı Netanyahu'nun özel bürosuna, kullanmış olduğu büroya baskın yaptı ve 5 kişiyi sözcüsü de dahil gözaltına aldı. Sebep ne? Sebep şu. Ee, Netanyahu artık vermiş olduğu talimatların belgesini değiştiriyor. Yani e, devlet belgelerinin, gizli belgelerin içeriğini değiştirerek e, kendisini orada kurtarmak istiyor. Şimdi Ordu istihbaratının başbakanın ofisine baskın yapması ne demek? Beş kişi tutuklandı ya gözaltına alındı ve birisi sözcüsüyle ya Nasıl oluyor? Savaş sırasında bunu yapamaz ya. Yaptı işte bütün bunlara rağmen çünkü savaş kabinesinin almış olduğu kararları Netanyahu'nun değiştirdiği söyleniyor ve mesela bir belge sızdırdı ilk önce ee, şöyle biliyorsun İsrail'de sürekli gösteriler oluyor. Bunlar niye oluyor? Çünkü bu rehine yakınları rehinelerle rehinelerin sağ salim ülkeye gelmesini istiyor. Yani İsrailli rehinelerin. Tamam. Bunun olabilmesi için ne gerekiyor? Hamas'la bir ateşkes ya da bir anlaşma yapmanız gerekiyor. Dolayısıyla Netanyahu'ya diyorlar ki suçlama şu sen buna yanaşmıyorsun. Hatta Yuval Galant yani eski savunma bakanı dedi ki biz bu rehineleri bir şekilde bazı tavizler vererek ülkeye getirmemiz gerekiyor.